Benim derhal bir makine yapmam lazım. Benim makinem geldi. Hemen bir makine yapmalıyız. Hemen herkese haber verin, derhal bir makine yapmalıyız. Gel! Bana biri yardımcı olsun. Bana hemen biri yardımcı olsun. Kim var? Yılmaz. Bak spontan bir şekilde yaka mikrofonuyla geziyorum, görüyor musun? Ne haber abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Şöyle, benim makinem geldi abi. Yapalım mı? Hallederiz abi. Basit. Muhteşemsin. İyi ki varsın. Hadi yapalım. Dur biraz sohbet edelim önce. Ya bayağı ünlüsün abi, farkındasın. Yok yok yani. Şirket ünlü. Böyle yayınlarda bile şey oluyor. Böyle bilgisayarla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yılmaz abi burada mı falan yazıyorlar kanala, öyle söyleyeyim. Eyvallah yani. Seviyorlar abi. Var mı yeni planlar, programlar? Yeni plan, senin sistemin var abi, bembeyaz. Yeni bir mağaza falan filan açılış var mı? Şimdilik yok ama hedefimizde bir 2-3 tane daha var. Muhteşemsin. Biz şimdi makineyi toplayacağız abi. Buralardan böyle bir şeyleri alacağız. Sonra aşağıda kendi kendimize abi takılacağız. Abi dükkan ya. Senin, beyaz ne bulursan al. Canımsın abi. İyi ki varsın. Sağ olasın. Sen. Görüşmek üzere. Az önce Yılmaz'la da konuştum. Yetkili bir bey olarak seninle iletişime geçmem söylendi. Yani senin kafana ekşiyeceğim. Seni yıpratacağım bugün. Ne gün olmuştu efendim. Şimdi bir hayalim var. Beyaz. Nereden biliyorsun? Müneccim. Şimdi bak, olay şu. Bize bir tane bembeyaz bir kasa lazım abi. İçine bembeyaz soğutucular lazım. Böyle fırıl fırıl dönen fanlar düşün, böyle bembeyaz. Çok tatlı. Bütün mesele bu mu? Beyaz. Beyaz. Sistem. Beyaz. Devam ediyorum ama bak. İçine böyle harikulade bir Nvidia 4090 koyalım. Gigabyte olsun. O da beyaz olsun. RAM'leri beyaz yapabiliyor muyuz? Nein, Davut. Tamam, bana bir sprey boya buluyoruz arkadaşlar. Onu ben çözerim. Kalanını sana bırakıyorum abi. O zaman aşağıya. Bu kadar yakınken aşağıya dediğinde bir garip oluyor, farkındasın değil mi? Evet, makine burada. Harika olmadı mı ya? Bayılıyorum böyle şeylere. Böyle bir şey olmasını hayal ettik ve başardık. Ama bunu başarabilmemizin yolu İtopya'dan geçti. Sevgili İtopya, çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimde kafamda kurduğum projeyi tam olarak yapabileceğimi biliyor olmak bana çok iyi geliyor. Ayrıca Gigabyte, bu muhteşem 4090 GeForce RTX için çok teşekkür ederim. Ayrıca muhteşem bir anakart var burada. Harikasınız. Kingston, muhteşemsin. Çok teşekkür ederiz. Her zaman veri güvenliği konusunda size güvenmişizdir zaten. NZX'e. Ya bu kasa nedir? Beyaz olsun, beyaz olsun dedik. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, soymayı çok seviyoruz. Çok güzel oldu be! Evet, ofisteyiz. Sonunda eyvallah. Getirdik çocuğu buraya. Harika abi. Çok acayip alet değil mi abi? Ya eşi benzeri yok diyebilirim şu anda. Evet, vallahi İtopya'nın başarısı o. Ben sadece eyvallah. Tarif ettim. Yani beyaz bir şey istiyorum, beyaz bir makine istiyorum dedim. Ortaya bu çıktı. Evet. Şimdi niye seni buraya meşgul ettim, yanıma aldım onu söyleyeyim. Musab benim çok sevdiğim dostum, birlikte iş yaptığım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Abi biz seninle Unreal Engine'de sinema filmi yapmak gibi manyakça bir işe girdik. Evet, evet. Hatta geçen sene de onunla çok uğraştık. Evet. Sen Unreal Engine'le o filme başladığında 5 sene önce falan başladın. Tabii değil 2019. Mi? 2019'a başladım. Ne yaşadın abi? Çünkü o zamanlar hani bu çiplerin render teknolojisini falan bu noktada değildi. Bu hızda tabii. Render alamıyorduk vesaire. Tabii. Şöyle abi, Unreal Engine'le 2019'a başladığımızda biz pandemiyi öngöremedik. Pandemiyi öngöremeyince de aynı zamanda makinalarımıza erişmekte büyük zorluk yaşadık. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Unreal Engine bize en kolay çözümü sundu. Ve yapımı da hızlandırabilmek adına birçok hazır asetlere ulaşabilme fırsatı sağladı. Fakat bunlarla birlikte en büyük sorunumuz da bilgisayarın içerisinde Unreal Engine'de yapmış olduğumuz animasyonların renderlarını almakta zorluk çekti. İşte evde render alabiliyor ama mesela eskiden, çünkü şeyi hatırlıyorum. Eskiden dediğim aslında bir 10 yıl falan, belki daha bile kısa süre önce render farmlara gönderiyorduk bir şeyi yaptığımızda. Oradan bize geri geliyordu. Bir şeyi düzeltmek istesek hadi bir daha falan filan. Şimdi evde en azından ya da ofiste hani yaptığımız bir şeyi anlık olarak görebiliyor olmak işi çok değiştirmiyor mu ya? Ya olmaz mı tabii. En son işte yapmış olduğumuz son belgeselde de Nvidia'nın 4090'ıyla bir makine. Dur oraya geleceğim. Gelmeyelim. Eyvallah, tamam. Geleceğim.
gideceğim. Yok gelelim. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir şey oldu. Musab beni bir gün aradı, tamam mı? Abi dedi, bize acilen bir 4090 lazım. Niye dedim? Ya ofiste dedi acilen bir belgesel yetiştiriyoruz. İşte aralara animasyonlar gireceğiz. Hani bizim çok hızlı render almamız lazım. Çünkü günlük yayın takibi yapıyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Ben de İtopya Ahmet'i aradım böyle. Ahmet dedim, bana acilen bir 4090 lazım, sağ olsun çok yardımcı oldu. O kadar büyük fark oluştu mu yani anlık, mesela bir önceki çalışma tabii sırasında ne bileyim makinenin takıldığı yerlerde 4090 işin içine girdikten sonra bir anda hakikaten veri yolu açıldı mı ya? Cildiği yaparken 4090 yanımızda olsaydı çok daha hızlı bitirebilirdik ve çok daha yüksek kalitede renderler alabilirdik. Yani aslında mesela ben de Cildi'nin ses tasarımını yaparken büyük ekranda izledim ya, sinema perdesinde çalıştım. Evet. Yani orada içimden şey geçti ya, bugünün teknolojisiyle yapsaydık. Seninle beraber yapmış olduğumuz, özellikle senin de müdahalelerinle revize etmiş olduğumuz hali Cilli'yi çok başka bir yere taşıdı. Ortaya çık Behbud! Her şey daha yeni başlıyor. Ama tabii o teknolojiye sahip olmuş olsaydık vazgeçtiğimiz modellerin, o yüksek poligondaki modellerin birçoğunu kullanıyor olurduk. Ya partikül efektleri mesela. Onları yani kullanıyor olurduk. Bunların çoğundan vazgeçmek zorunda kaldık. Fakat o günün teknolojisiyle yine Unreal bize iyi bir çözüm sundu. Yine Nvidia'yı kullanıyorduk. 3080-3090'ları kullanıyorduk. O günün teknolojisine göre 2019-2020'den bahsediyorum. İyi bir çözüm oluşuyordu fakat 4090 ile birlikte işin bütün rengi değişti. Yani bence çok yakın zamanda ofiste böyle oturacağız. Kendi aramızda toplantı masasında falan filan çalışırken böyle bir animasyon filmini hani ana hatlarıyla ortaya çıkartabileceğiz gibi mi geliyor? Hatta belki de animasyon filminin kendisini yapıyor olacağız. Hemen sen seslendirmeye başlayacaksın ve beraber oturacağız, karakterleri tasarımını yapıyor olacağız. Yapay zeka bize bu imkanları sağlıyor. Önümüzdeki günlerde yeni gelişen OpenAI'nin yeni oluşturmuş olduğu görselleştirme araçlarıyla birlikte kuvvetli ihtimal bunu yapıyor olacağız. Orada da en büyük önemli ekran kartlarının olacak. Ya tabii ki orada zaten şey de var, şimdi Nvidia Canvas kullandın mı bilmiyorum. Mesela işte backgroundları oluştururken Nvidia Canvas çok acayip bir şey değil mi abi? Yani orada hani açık söyleyeyim, ben düz çizgi bile çizemem. Benim resim kabiliyetim sıfır. Ama şey yapıyorsun, orada mouse'la klikliyorsun, burada dağlar tamamla olsun diyorsun, dağ oluyor. Dağ oluyor. Buraya yani nehir yapalım diyorsun, nehir oluyor. Burada güneş doğsun, doğuyor falan ya. Tek korkutucu şey şu değil mi? En nihayetinde düşünmüş olduğumuz şeyi kaba taslak çizsek de zaman zaman bizim düşündüğümüzden çok daha güzel bir şey veriyor olması. Çok korkutuyor ama çok daha güzel eserleri ortaya çıkartabileceğimizin hislerini de uyandırıyor içimizde. Yani geleceğe dair baktığımızda belki de çok bambaşka düşünemeyeceğimiz şeyleri onların yardımıyla beraber çok daha hızlı ulaşmış olacağız. Benim en hoşuma giden ne biliyor musun? Ben bundan 10 sene önce falan, ne 10 sene, 20 sene önce belki daha fazla işte bu 3D Studio Release 4. Evet. İşte MS-DOS üzerinde falan çalışıyordu. Onunla işte böyle işte bir şeyler yapıyordum falan. Toplardan adam yapıyordum falan filan, böyle işte yürüyordu bilmem ne. Orada ışığın yerini değiştirdiğimde veya işte orada harekete küçük bir değişiklik yaptığımda falan filan onun yeniden renderını görmek için böyle bir gün falan bekliyordum. Gece makineyi açık bırakıyordum. Ya. Ertesi gün bakıyordum. Bahsettiğin dönemlerde eskiden bir şeyi düzeltiyor olmak çok daha hızlıydı. Yani düzeltiyor olman bir gün, iki gün alırdı. Render süresi bazen bir haftan alırdı alacağın şeyin renderine bağlı olarak. Ama şimdi renderler senin düzeltmenden çok daha hızlı. Ama burada şöyle bir şey de var. Bak başımıza şöyle bir iş geliyor, dikkatini çekerim. Abi müşteri ne kadar rahatladı farkında mısın? Evet. Ya mesela bazen şey oluyor. Ya normalde müşteri şunu bilirdi. Ya ben bu adamlara revizyon verirsem bak bunun hani renderi zaten iki gün sürüyor derdi, bir dururdu. Evet, şimdi öyle değil abi. Yayına iki saat kala revizyon geliyor. Yaparsın diyor. Evet yapabiliyoruz işin kötüsü yani. Yani bu bütün sosyal medya araçlarının sayesinde de tanıtımların hepsini izlenebilir olması tabii onların da üretilen ürünün ne kadar kaliteli olduğunu görmesine sebebiyet veriyor. Ve hakikaten de yani 2 saatte yayına süre kalan zamanda adam senden değişiklik ister vaziyete geldim. Bu da yeni bir challenge. Yani bunun içerisinde de giriyor olacağız yani. Ya tabii ki iş akış süreçlerini bu kadar hızlandırmış olduğumuzda hayal ettiğimiz veya işi yaparken gelişen algımızla ekleyebileceğimiz yeni şeyleri işe koymak gittikçe kolaylaşıyor. Bence bu seyirci için ya da ne bileyim son kullanıcı için harika bir şey. Çünkü her zaman daha iyisine erişebilmeleri için bir imkan bulmaya başladık. Evet. Bu muhteşem. Güzel dostum. Çok teşekkür ederim. Seninle iş yapmak çok keyifli. Çok keyifli. Seninle sohbet bitmez. Eyvallah. Çok ama videoyu toparlamam abi. Tamam. Lazım benim. Harika. Görüşmek üzere. Eyvallah. Deyip çıktım abi. Evet arkadaşlar, şimdi ofisteyiz. Biz burada ne yapıyoruz? Keyifle çalışmaya çalışıyoruz ama bizim işimiz hızla.
yürüyor. Yani bazen şöyle şeyler oluyor. Bir şey yapıyorsunuz, tamam mı? Akşamına yayına giriyor. Ama akşamına yayına girmeden önce aniden bir revizyon gelebiliyor, bir şey oluyor. Ya da siz bir şey görüyorsunuz. Hemen bütün süreçler başa dönmeye başlıyor. İşte Nvidia'nın RTX serileri bize burada çok büyük fayda sağlıyor. Bunun dışında ben yayın tarafında, işte biliyorsunuz Twitch'te orada burada yaptığımız yayınlarda Nvidia Studio'nun bana getirmiş olduğu özelliklerle artık neredeyse her yerde belli bir standardın üzerinde yayın yapabilir hale geliyorum. Çünkü yanınızda kamera olmasa bile telefonla vesaire, işte ne bileyim, bir laptopa telefonu girdiğinizde telefondan aldığınız görüntüyü iyileştirmekten tutun da çevresel gürültüyü önleyen, sesinizi anlık olarak temizleyen ve bütün bu çözümleri size gerçek zamanlı sunabilen çeşitli algoritmalar kullanabiliyor olmak hakikaten hayatta çok şeyi değiştiriyor. Şimdi videonun bu kısmında biraz vaktinizi alıp bir teşekkür etmek istiyorum. Nvidia Türkiye Team, Chantel, thank you for your amazing support. Thank you. Nvidia'nın bize getirmiş olduğu bu hız ve stabilite bizim işimizde çok 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 büyük önem arz ediyor. Şimdi stabilite demişken arkadaşlar, bakın stabilite o kadar önemli bir şey ki ya hepinizin başına gelmiştir diye düşünüyorum. İşte bir şey yaparsın, ne bileyim bir video kurgularsın falan filan, işte render'ı başlatırsın ve başında beklemeye başlarsın. Çünkü o başında bekleme süreci tırnaklarını yemeye başladığın bir süreç. Çünkü o makine çökebilir, mavi ekran verebilir, bir şekilde bir yerde bir hata verebilir. Bu gerçekten yaratıcılığın katili. Bundan kaçınabiliyor olmak, bundan kurtulabilmiş olmak hakikaten çok büyük bir şey. Bunu övmek için söylemiyorum. O zamanlardan geldiğim için bunun kıymetini biliyorum. Nvidia çipleri hem hızlı bir iş akışı sunarken hem de bize stabil çözümler sunuyor. Ama bu sadece bir ekran kartıyla bitmiyor. O makinenin o ekran kartıyla birlikte ahenkle çalışabileceği biçimde kurulmuş olması gerekiyor. Benim teknolojiyi bu kadar takip edecek fırsatım yok ki. Şimdi bunların hepsini oturup öğrenmeye çalışsam o zaman işimi yapamam. İşte bu noktada İtopya devreye giriyor benim için. Çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok 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 kıymetli bir destek aslında. Destekten kastım şu. Ben gidip birine bir şey sorduğum zaman karşımdaki insanın bilgisine ve bana iyi niyetle bir çözüm sunduğuna inanmak isterim. Çünkü ben iş yapıyorum. Orada karşımdaki insanın samimiyetini tartmakla vakit harcayamam. Benim derdim birlikte çalışabileceğim iyi insanları bulabilmek, birlikte çalışabileceğim harika makineleri bulabilmek, sorunsuz bir iş akışı elde edebilmek ve bütün bu süreç dahilinde her şeyin pürüzsüz akması ve keyfimin kaçmaması. Ay, dünya yansın, benim keyfim kaçmasın. Ne çok konuştum be. Sıkıcı mı oldu? Yok, aslında o kadar sıkıcı değil. Beni bıraksanız 3 saat daha konuşurum. Gelelim diğer bileşenlere. Bakın, bu iş bir bütün. Kasasından güç kaynağına, board'undan işlemcisine, RAM'lere, disklere kadar her şey belli bir uyum içinde çalışmadığı sürece ben sorun yaşıyorum. Çünkü biz bu sistemleri sonuna kadar zorluyoruz ve zorlamak zorundayız. Çünkü biz her zaman teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanı dibine kadar kullanmaya çabalıyoruz. Burada Gigabyte'dan biraz bahsetmek isterim. Çünkü bence bir makinede en kıymetli bileşen board. Her şey onun üzerinde. Sorunsuz bir veri yolu hizmeti sunması, sorunsuz bir iş akışı sunması bizim için çok kıymetli. Ayrıca burada şu anda bu makinenin içinde görmüş olduğunuz ekran kartı da Gigabyte'dan geliyor. Dolayısıyla board'la birlikte uyumlu bir biçimde çalışan bir ekran kartına sahibiz. Bütün bu bileşenlerin güvenli bir yerde durması gerekiyor. İşte orada da kasa, güç kaynağı, bunlar devreye giriyor. NZX de burada bize gerçekten harikulade çözümler sundu. Dolayısıyla bir işi doğru bir biçimde ve güvenle yapmak istediğinizde bütün bu bileşenler son derece önem arz ediyor. İşte bu makine bana bunu sağlıyor. Vallahi çok güzel makine oldu. Benim bir an önce bu videoyu bitirip bu makineyle oynamaya başlamam lazım. Bir dakika. Herkese teşekkür ettik ama bir teşekkürü unuttuk. Şimdi iki gündür sabahlara kadar video çekiyoruz. Bu videoda benimle beraber emek veren arkadaşlar. Oğlum gelin, hadi. Gel. Ahenkle dans eden saçlar ya. Ahmet, Gürkan, ben, Süleyman. Ahenkle dans eden saçlar Ege.